Özkeskin Özkeskin'de yanımızda röportajlarla Bursa Spor 3-2 kaybetti. Hocam gollü bir maç olacağı belliydi. Üzgünüz. Bu maçta hemen söylenecek tek şey var değerli izleyenlerimize. Yula farkı. Bursa Spor geç uyandı. Yani savunmasını önde kurdu Ertuğrul Sağlam. Ama Yula'yı kimin mark edeceği üzerinde konuşmamış. Sağa geçiyor, sola geçiyor, adamını kaybettiriyor. Tabii ki bir futbolcunun üzerine bağlamamak lazım ama bakınız. Bursa Spor'un en ağır statik oynayan isimlerinden biri Ömer Erdoğan. Tek bırakırsanız siz Ömer Erdoğan'la ikinci golde Yula'yı yapacağı bu. Buna karşın gerçekten iyi mücadele ettiler. 2-2'yi bulduktan sonra eğer skoru koruyabilirselerdi çok dramatik bir yenilgi bu. 45'te penaltı atıyorsunuz, yiyorsunuz ve penaltının santrası yapılmıyor. Penaltı mıydı değil miydi? Hani akşamları söyleniyor. Akşam izleyeceğiz diye. İzleyecek, görecek. Orada da Hüseyin'in hatası var. Yani savunma kademesini kaybetti bugün. Bugün maalesef ben Zapo'dan çok ümitliydim ama maalesef Zapo ne yaptı, nasıl etti? Bugün savunmayı toparlaması gereken Zapo'nun Ömer'le iyi anlaşamadığını gördüm. Bu bir tehlike sinyalidir. Ömer sanki Zapo ile birlikte oynamak istemiyormuş ki veya ikisinin farklı dillerden konuşuyorlar gibi. Zapo Ömer'i anlamıyor, Ömer Zapo'yu anlamıyor. Ve Ivankov 3 gol yedi ama yapabileceği 2 de gol çıkardı arka arkaya. Yani gerçekten Eskişehir Spor sakın bizi 3 dakikalık görüntüye bakarak futbol severler, Bursa Sporlu taraftarlar Eskişehir Spor'un eze eze yendiğini falan düşünmesin. Tabii ki gaflet oyunudur, hata oyunudur. Hataları değerlendiren taraf oldu. Ama Bursa Spor'da gerçekten gole çok yaklaştı. Buru buruna geldi. Şuradan bir kelime söylemek istiyorum Bursalı spor severlere. İvan Ergiç'i gördüm. İvan Ergiç Bursa Spor için bir kazançtır. Evet. İlerleyen günlerde görecektir Bursa Spor taraftarı. İvan Ergiç Bursa Spor için bir kazançtır. Bu yenilgi erken oldu. Bursa Spor'un biraz karizması havasını dağıtabilir. Ama Ankara Gücü galibiyetiyle yeniden toparlanacaktır Bursa Spor. Yenilmeyen takım yok. Onu da söyleyelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. İşte Trabzon'da mükemmel bir kadro kurdu. O da kendi sahasına yenildi. 3-2'lik skor. Üzgünüz ama lig uzun boyutlu bir maraton. Evet. Hocam Bursa Spor'da kimleri beğendiniz? İvan Ergiç'i. Sercan tek kelimeyle muhteşem. Bugünkü bonservis bedeline bugün 1 milyon euro daha kattı bana göre. Gerçekten tutamadı yani Sercan. Biz nasıl ki Yula'yı ama Yula'nın fiziksel özelliğinden değil. Yula aldı koştu ama Sercan bindirdi, indirdi, sağa girdi, sola girdi, çapraz koşuları yaptı. Ara boşlukları attı, gol attı. Daha ne yapsın bir futbolcu? Sercan'ın ki Elsaka ve Vuçko gibi yani iki tane stoper ama bunlar ayağa oynayan, bileğe oynayan stoperler. Bunların arasından sıyrıldı, gol attı. Yani bir 2 metre altılık adamı yere yatırdı. Sağa yatırdı. Topu direğe vurdurdu. Daha bundan daha başka ne yapılabilir? Sercan iyiydi. Volkan Şen'i maalesef beğenmedim. Ozan İpek gönülde oynadı. Turgay Vardar'dan, Turgay'dan beklediklerim vardı Bahadır'dan. O da belki sakatlığın eksiği. Mustafa Keçeli bana göre iyiydi. Ali Tandoğan sürekli ataklara katıldı. Ofansif oynadı. Ama Bursa Spor savunması da sinyaller iyi değil. Oraya İbrahim'in monte edilmesine yarar var diye düşünüyorum. Ömer Erdoğan'ın geçen sezondan, geçen maçlarında, Kasımpaşa maçından da yeter görmemiştim. Ama bakın o Ömer Erdoğan futbolunun moralini bir an olsun bozmadığı hatasına rağmen gitti golünü de attı. Budur yani bir stoper daha ne yapacak? Gol de yedirebilir ama atar da. Bütün sonra niye bizim her kornerimizde 8 korner attık 4 korneri var Eskişehir Spor. Her kornerde böyle bir kural var mı? Zapo ile Ömer Erdoğan ileri gidecek. Kardeşim burada Şin de vardı ilk yarıda. İkinci yarıda Tadeo da girdi. Her kornerde ileri gidersen geri dönemezsin. Geri dönemediler golü yedik.